Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Yayınlanışını büyük bir heyecanla beklediğim kitabı çıkar çıkmaz aldım. Yayınlanış bir kitap için gerçek anlamda kullanılmış. Heyecan da aynı şekilde. Çıkar çıkmazdı. Bunlar hepsi gerçek anlamında. Gece boyunca ara vermeden kitabı okuyup yuttuktan sonra da hiç vakit kaybetmeden kitap hakkındaki yazımı yazmaya koyuldum. Şimdi arkadaşlar kitap okunup yutulmaz. Burada yutmak kelimesi mecaz anlamda. Yani onu sindirdikten, iyice anladıktan sonra anlamında. O yüzden cevabımız bu. Cevap D. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Bence iki çeşit insan vardır insanlığa bir şeyler katanlar, insanlıktan bir şey çalanlar. Şimdi arkadaşlar, bence iki çeşit insan vardır dedi. Sonra da o iki çeşidi söyledi, yani açıklama yaptı. O yüzden buraya açıklama işaretimiz iki noktaya koyacağız. Şimdi büyük harfle başladı. Cümle olmamasına rağmen büyük harfle başladı. Sebebi iki çeşit dediği için. Çünkü iki çeşitse büyük harfle başlayıp bitirecek ve sonuna da nokta koyacağız. Şurada da. Eş görevli sözcükler söylendiği için araya da virgül koyacağım. Eş görev şu. İnsanlığa bir şey katanlar bir tanesi. insanlıktan bir şey çalanlar ikincisi. İki tane eş görevli sözcük var. Eş görevli sözcüklerin arasına virgül konur. İki dediği için bittiği için de nokta koydum. Yani cevabımız D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Burada söylenenlere her iki tarafta sadık kalacak. Arkadaşlar burada her iki taraf sadık kalacak anlamı var. Bakın çıkartalım cümleden okuyalım. Burada söylenenlere her iki taraf sadık kalacak. Yani bu bağlaç de çıkardığımızda anlam bozulmadığı için ayrı yazılması gerekiyor. O yüzden burada yanlışlık var cevabımız geldi. Bir bakalım diğer şıklarda öğrenmemiz gereken kelimeler var mı? Yalnız böyle yazılır. Doğru yazımı bu. Buradaki daha da bağlaç D olduğu için ayrı yazılmış. Burada bir yanlışlık yok zaten ki bağlaç ki olduğu için ayrı yazılmış. Aynı şekilde D bağlaç D ayrı yazılmış. D şıkkına baktık. Orada çok önemli bir şey yok. E'de THY'nin büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen çekim ekleri kısaltmanın okunuşuna göre getirilir. Yani THY'nin diye okunur. Türk Hava Yolları'nın denmez açılmaz. Açılmadan okunuşuna göre getirilir. Ankara İstanbul arasına bu işareti koyabiliriz. Kısa çizgiyi koyabiliriz. Başlangıç ve bitiş noktasını belirten böyle kelimeler ya da yıllar arasına, tarihler arasına kısa çizgi konur. Burada da bir yanlışlık yok. Cevap A. Bu cümledeki numaralı yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Mardin, Şırnak, Siirt, Güneydoğu Anadolu'da, Van, Bitlis, Kars ise Doğu Anadolu'dadır. Arkadaşlar Mardin ile Şırnak ve Siirt eş görevli oldukları için aralarına virgül koyuyorum. Bunlar Güneydoğu'daki illerimiz, Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz. Sonra Van Bitlis ve Kars'a geçti. Doğu Anadolu'ya geçti. Farklı bir türe geçtiği için şuraya noktalı virgül koyuyorum. Yine eş görevliler geldi. Gene illeri saymaya başladı. Bu iller arasında virgül koyuyorum. Tekrar söyleyeyim. Buraya noktalı virgül koyma sebebim farklı bir türe geçtiği için. Güneydoğu Anadolu'dan bakın bu taraf Güneydoğu Anadolu'ydu. Doğu Anadolu illerine geçtiği için şu araya noktalı virgül koyuyorum. Cevap C. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle sayılmaz? Eğer bir cümleden bir sözcük çıkardığınızda cümlenin anlamında daralma olmuyorsa o sözcük cümlede gereksizdir. Cümlede iyi bir cümle değildir. A. Yeni aldığı ayakkabıları ayağına giyip hava atıyor. Hemen geldi arkadaşlar. Şimdi yeni aldığı ayakkabıyı giyeceği yer tabii ki ayakları. O yüzden bir daha ayağına giriyor, giyiyor dememize gerek yok. Ayakkabı ayağa giyilir zaten. O yüzden burada gereksiz sözcük kullanılmış ayağına. Cevap A Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde iyilik eki kullanılmıştır? Arkadaşlar iyilik ekinin en önemli özelliği isme gelir. Ve isme benim senin onun bizim sizin onların anlamı katar. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Evet burada sokak isim isme gelmiş ancak burada isim yüklem olmuş. İsmi yüklem yapan ım ek eylemdir. Burada iyilik eki değil ek eylem zaten benim anlamı da katmamış. Ben sokaktayım anlamı katmış. Ne demiştim? Yelik ekleri benim senin onun bizim sizin onların anlamı katar. Yürüyorum zaten burada fiile gelmiş. Fiile gelen ım şahıs ekidir. Bakın aynı ek ama tamamen farklı görevlerde. Yolumun benim yolum işte bu yelik eki geldi cevabımız. Beni belirtme eki yani ismin iyi hali zaten. Görüyorum fiile geldiği için bu da şahıs eki cevap C Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? Arkadaşlar ünsüz benzeşmesi fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerden biriyle biten bir kelimeye cdg yumuşak ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek geldiğinde bu cdg ç t ya da k'ye dönüşür. Ben de Seçkin davetlerin katıldığı o ortamda bulunmak isterdim. Seçkin Bakın kuralımıza uymuş. Seçkin Ç fıstıkçı şaptan biriyle bitiyor. Sonra gin eki gelmiş. Bakın şuradaydı G yumuşak ünsüz. Ve bu G K'ye dönüşmüş. Burada var. Aynı şekilde anlattıklarını bakın anlatmak. Fıstıkçı şapla bitiyor. Dık eki geliyor ve T'ye dönüşüyor. C'ye bakalım. Onun şiirlerinde insana yaşama sevinci veren pek çok dize var. Burada yok arkadaşlar. Bunu alıyorum. Burada sadece yumuşama var şurada. 1983 ten bakın 3'tür bunun sonu dendir ç ile bittiği için o d t'ye dönüşmüş burada da var benzeşme kitaptaki bakın burada da var şöyledir kitaptır fıstıkçı şahapla bitiyor ismin d hali gelince t'ye dönüşmüş burada da benzeşme olmuş cevap c bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır Oturulup burada herhangi bir yanlışlık yok. Bambaşka pekiştirmedir. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Doğru. Ardı ardına ikilemedir. Ayrı yazılır ikilemeler. Bu da doğru. Bir şeyi şeyli şeyler daima ayrı yazılır. Yani şey ayrı yazılır. Burada da öyle yazılmış. Hiçbir ayrı yazılmış ama hiçbir her zaman birleşik yazılır. Yanlışlık burada cevap E. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? yarışmaya katılacak öykülerin el yazısıyla yazılıp 6 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Arkadaşlar şimdi burada eylemsi var. İsim fiil bakın mma ilki olumsuzluk ikincisi mema isim fiil. Bir de burada var burada da zarf fiil var. Bu eylemsilerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Yani yarışmaya katılacak öykülerin el yazısıyla yazılması 6 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Çünkü burada eş görevli olarak kullanılmıştır nasıl yazılması, el yazısıyla yazılması, nasıl olması, altı sayfayı geçmemesi uyumlu olmalı. Yani her iki eylemsi aynı olmalı. O yüzden şöyle şıklara bakıyorum. Yazılıp sözcüğü yazılması yapılarak cevap D. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Sanatçımız burada benzeşme var arkadaşlar. Kelimemiz sanat fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerden biriyle bitmiş sonra CDG ile başlayan bir ek gelmiş ve bu ek ç'ye dönüşmüş. Burada benzeşme var. Büyüdüğü. Burası dık diktir Dük eki. Sonra ünlüyle başlayan bir ek gelince yumuşak g'ye dönüşmüş. Orijinali aslında ekin dük. Bakın PÇTK ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek alınca yumuşak g'ye dönüşmüş. Yani burada da yumuşama olmuş. Çevreyi çevirmekten gelir. Çevirmekten çevre yapım eki alırken şu aradaki iyi düşmüş ünlü düşmesi olmuş yani bunda da düşme var oldukça burada da gene benzeşme var bakın oldukça K fıstıkçı şahap biri sonra C, C eki gelmiş ve benzeşerek Ç olmuş burada da benzeşme var anlatıyor burada herhangi bir ses olayı yok anlatmak yor şimdiki zaman eki İki ünsüz yan yana şu şekilde gelemeyeceği için, bakın direkt gelemeyeceği için araya bir yardımcı ünlü dediğimiz, koruyucu ünlü dediğimiz bir ses gelmiş. Yani burada herhangi bir ses olayı yok. Cevap D. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta bir dilin çok uzun zaman önce yazılı metinlerle izlenemeyen karanlık dönemlerinde kendisinden ayrılan koluna verilen addır. Arkadaşlar bir dilin çok uzun zaman önce dediği için ve yazılı metinlerle izlenemeyen karanlık döneminde ayrılan dediği için cevabımız lehçe. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Ünsüz yumuşamasına aykırılık. Arkadaşlar bu şu demek. Ünsüz yumuşamasına aykırılık yumuşaması gerekirken yumuşamaması demek. Neydi ünsüz yumuşaması? Mesela kitap. Basit bir örnekten gidelim. PCTK ile biten kelimelerden birinden sonra ünlü başlayan bir ek gelirse bu PCTK yumuşayarak B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşüyordu değil mi? Bu ünsüz yumuşaması. Ama bazen mesela kitap kitabı ama bazen B'ye dönüşür tabii ki onu atlamayayım. Bu kurala uyulmaz. Yani yumuşaması gerekirken yumuşamaz. Mesela bir örnek vereyim hukuk Bakın PCTK ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek geliyor. Huku olmuyor. Hukuku oluyor. Yumuşamıyor. Ya da daha bilinen bir örnek mesela millet. Sonra bakın ünlüyle başlayan bir ek geliyor. Normalde bunun d olması gerekmiyor mu kurala göre? Evet. Fakat olmuyor. D'ye dönüşmüyor. İşte buna ünsüz yumuşamasına aykırılık deniyor. Şimdi bakalım b'de kökte ünlü değişimi. Kökte ünlü değişimi bana sanadır. C büyük ünlü uyumuna aykırılık. Arkadaşlar büyük ünlü uyumu da kalınla başlarsa kalınla devam eder. İnce ile başlarsa ince ile. Kalın dediğim A, I, O, U. İnce dediğim de E, I, Ö, Ü. D'ye bakalım ünsüz yumuşaması. Bunu zaten anlattık. Ünsüz benzeşmesi. Bu da fıstıkçı şahapla ilgili. Kelimemiz eğer fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerden biriyle bitip CDG ile başlayan bir ekle başlıyorsa, bir ek geliyorsa, o CDG CTK'e dönüşür. Şimdi bakalım. Sen orada bağrına bastır. En büyük çileyi. Ben burada en büyük çileyi doldurayım. Ekmeye muhtaç bir tanesi geldi. Ekmek, ekmeye. Burada ünsüz yumuşaması var. Bu gitti. Hürriyete, işte bakın aykırılık geldi. Ünsüz yumuşamasına aykırılık. Şimdi kelimemiz hürriyet, değil mi? Şöyle yazayım tekrar hürriyet. Evet. T ile bitiyor. Bakın PCTK'den biriyle bitiyor. Sonra da ünlüyle başlayan ek geliyor. O da geldi. Bu T'nin D'ye dönüşmesi gerekiyordu ama dönüşmedi. Tıpkı millette olduğu gibi hürriyette de. İşte bu ünsüz yumuşamasına aykırılık. Devam edelim sana. Kökte ünlü değişimi. Bu da gitti. Zerdali bakın ince. Kalın ince. Ne demiştim? İnce ile başlarsa ince ile devam eder ama burada ince ile başladı, kalınla devam etti. Bu da büyük ünlü uyumuna aykırılıktır. Fakat ünsüz benzeşmesi yok. Cevap E. Bu parçadaki sözcük ve sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. besliyor sözcüğü temel anlamı dışında kullanılmıştır. Şimdi besliyor nerede geçiyordu? Bir okuyalım bakalım. Diyebiliriz ki imgeci şiir dizeyi daha çok besliyor. Geldi işte evet, mecaz anlamda kullanılmış. Çünkü gerçek anlamda dizeyi yani mısrayı beslemek olmaz. Beslemek yemek yedirmek demek. Burada o anlamda kullanmamış destek vermek kaynaklık etmek anlamında kullanılmış. O yüzden bu doğru. B iç ekonomi sağlamak ifadesiyle anlatılmak istenen anlamsal yoğunluktur. Ona ayrıca bir iç ekonomi sağlıyor. Evet anlamsal yoğunluk kazandırıyor demek. C çünkü sözcüğü gerekçe bildirmektedir. Yani neden bildirmektedir. Çok düşük de olsa ona bağımsızlık tanıyor. Çünkü imgeci şiirde şiirsel yük kendi özel yapısını oluştururken dizeleri de kurmuş oluyor. Evet söyledi. Dedi ki bağımsızlık tanıyor. Çünkü şimdi gerekçesini söylüyor. İmgeci şiirde şiirsel yük kendi özel yapısını oluştururken dizeleri de kurmuş oluyor. Gerekçe de söyledi. İç içedir ifadesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Bakalım bu anlamda dize ile imge iç içedir. İşte bu iç içeliğin kendisidir. Burada iç içe gerçek anlamda değil mecaz anlamda kullanılmış. Dize ile imge tabii ki birbirinin içinde değil. Artık birbirini etkiliyor anlamında, etkilemek anlamında kullanıldığı için mecaz anlamda kullanılmış gerçek değil. Cevap bu. E kavramaktır sözcüğü iyice anlamak anlamındadır. Bize düşen de bu dizeyi tam olarak kavramaktır yani anlamaktır. Bu da doğru cevap D.